Önceki videolardan birinde görüntünün yüksekliğini ve boyunu hesaplamak için kullandığımız formülden bahsetmiştik. Ancak bu formül bazı durumlarda işimize yaramayabilir. Çünkü bu formülü yazarken gerçek bir görüntünün iç bükey bir aynaya yansıdığı örnekten yola çıkmıştık. Örneğin bu formül sanal bir görüntüde işe yaramayabilir. Benzer şekilde dış bükey aynalarda da doğru sonuç vermeyebilir ancak bunu tam olarak bilmiyoruz. Bu videoda bunun önüne geçebilmek için sadece bazı durumlarda kullanabildiğimiz bu formülü bütün sorularda kullanabileceğimiz genel bir formüle çevireceğiz. Yani hem iç bükey veya dış bükey aynalarda hem de gerçek ve sanal görüntülerde kullanabileceğimiz bir formül arıyoruz. Ancak bu genel formülün nasıl her durum için geçerli olabildiğine odaklanmayacağız. Sadece genel formüle nasıl ulaştığımızı ve bunu sorularda nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. İlk olarak buradaki ışınları silebiliriz. Şu an bunlara ihtiyacımız yok. Burada gördüğümüz her şeyin bir grafik üzerinde yer aldığını varsayalım. Doğal olarak her grafikte olduğu gibi burada da bir x ekseni ve bir y ekseni var. Burada asal eksenimiz ise x ekseni x ve y eksenlerinin kesiştiği nokta ise başlangıç noktası ya da orijin olarak adlandırılır. Buna göre her örnekte kutup noktasını başlangıç noktası olarak belirleyebiliriz. Bunu yazsam iyi olacak. Unutmayın, kutup noktası her zaman başlangıç noktası olarak alınır. Bu formülde gördüğümüz uzaklıkları ise farklı noktaların değerleri olarak düşünebiliriz. Örneğin f değerini asal odağın yer aldığı noktanın değeri olarak düşünebiliriz. v ise görüntünün yer aldığı noktanın değeri olur. Benzer şekilde u değeri de cismin yer aldığı noktanın değerini ifade eder. Bunu yapmamızın sebebi ise şu. Bu değerleri grafikte yer alan noktalar olarak düşünürsek bu noktalar pozitif veya negatif değerde olabileceğinden buna göre buradaki değerlerin işaretlerini de değiştirebiliriz. Böylece buradaki formülde yer alan değerlerin işaretlerini doğru yazarsak her durum için geçerli olacak genel bir formüle ulaşabiliriz. İşaretleri doğru belirleyebilmek için ilk olarak yönlerden birini pozitif, diğerini de negatif olarak belirlememiz gerekiyor. Işının yansıdığı yön her zaman pozitif olur. Gördüğünüz gibi cismimiz burada. Burası da grafiğin ortası. Buradan yüzeye çarpan ışınların sola doğru yansıyacağı sonucunu çıkarabiliriz. Bu durumda bu grafikte sol tarafı pozitif olarak belirleyebiliriz. Bu da başlangıç noktasının solunda kalan bütün noktaların pozitif değerde olacağı anlamına gelir. Başlangıç noktasının sağında kalan her nokta ise negatif olur. Burada tek yapmamız gereken bu formüldeki değerlerin işaretlerini belirlemek. Bunu yaptıktan sonra bu formülü bütün sorularda kullanabiliriz. Buna göre değerlerin işaretlerini belirleyelim. İlk olarak asal odak noktasına bakalım. Buradaki odak uzaklığı asal odağın yer aldığı noktayı ifade eder. Ancak gördüğünüz gibi asal odak grafiğin sağ tarafında yani negatif bir değer taşıyor. Buradan da f değerinin negatif olacağını söyleyebiliriz. Şimdi de v değerine bakalım. Bu değer görüntünün yer aldığı noktayı ifade ediyor. Bu noktada sağ tarafta yer aldığından v değeri de negatif olur. U değeri ise cismin yer aldığı noktayı gösterir. Bu değer de sağ tarafta olduğundan U değeri negatif olur. Böylece bütün değerlerin işaretlerini belirlemiş olduk. Formülün artık genel bir formül olduğunu söyleyebiliriz. Ancak denklemin iki tarafı da negatif değerler olduğu için iki tarafı da eksi 1 ile çarparak negatif işaretinden kurtulabiliriz işaretleri belirlediğimiz için bu formülün genel bir formül olduğunu belirtmemiz mümkün. Yani bu formülü aynalarla ilgili bütün sorularda kullanabiliriz. Bu videoda bu formülü kullanabileceğimiz birkaç örnek soru da çözeceğiz. Dediğim gibi bu formül ayna formülümüz. Buradaki diğer formül içinde işaretleri belirlememiz gerekiyor. Burada yükseklik verildiğinden grafikte dikey yönde ilerlememiz lazım. Gördüğünüz gibi tüm bu noktalar dikey yönde. Bunun için de yeni bir işaret kuralına ihtiyacımız var. Bu durumda her örnek için asal eksenin yukarısında yer alan tüm noktaları pozitif olarak alabiliriz. Bunu yazsam iyi olacak. Dediğim gibi asal eksenin yukarısında yer alan bütün noktalar pozitif olur. Benzer şekilde asal eksenin aşağısında yer alan bütün noktalarsa negatif olur. Buna göre formüldeki değerlerin işaretlerini belirleyelim ve bu formülümüzü de genel bir formül haline getirelim. HG değeri görüntünün boyunu ifade eder. Gördüğünüz gibi asal eksenin aşağısında yer alıyor. Dolayısıyla bu değer negatif olur. HC değeri ise cismin yüksekliğini ifade eder. Asal eksenin yukarısında yer aldığı için bu değer pozitif olur. V değeri ise görüntünün yer aldığı noktayı ifade eder. Bu nedenle yatay eksene bakmamız lazım. Önceki formülde bunu zaten belirlemiştik. V değeri negatif bir değerdi. U değeri ise cismin yer aldığı noktayı ifade eder. Bunu da önceki formülle belirlemiştik. Burada eksiler birbirini götürür. Denklemin iki tarafını da eksi 1 ile çarparsak negatif değeri buraya taşıyabiliriz. Böylece işaretleri belirlemiş olduk. Bu formülü artık bütün ayna sorularında kullanabiliriz. Bu arada şunu da ekleyeyim. Görüntünün boyunun cismin boyuna oranı büyütme oranı olarak adlandırılır. Örneğin görüntünün boyu cismin boyundan 5 kat daha fazlaysa bu durumda büyütme oranı 5 olur. Bu formülde bu nedenle büyütme formülü olarak adlandırılır. Dediğim gibi bu formülü artık her soruda kullanabiliriz. Bunu da yazayım. Büyütme formülü. Konuyu daha iyi anlamak için birkaç soruya bakalım. Şu an ilk örneği görüyoruz. Burada iç bükey bir aynanın önünde yer alan bir cismimiz var. İşaret kurallarına uyarak bu soruyu nasıl çözmeniz gerektiğini göstereceğim. Soruda cisim uzaklığı ve odak uzaklığı verilmiş. Buna göre görüntü uzaklığını bulmamız gerekiyor. Bunun için işaretlerini belirlediğimiz ayna formülünü kullanabiliriz. İlk olarak başlangıç noktamızı bulalım. Dediğim gibi başlangıç noktası her zaman kutbun üzerinde yer alır. Dolayısıyla bu noktanın başlangıç noktamız olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre hangi yönün pozitif, hangi yönünse negatif olduğunu belirlememiz gerekiyor. Dediğim gibi ışının yansıdığı yön her zaman pozitif olarak kabul edilir. Bu örnekte ışının sağa doğru yansıdığını görüyoruz. Dolayısıyla sağ taraf pozitif olur. Yani başlangıç noktasının sağında kalan bütün noktalar pozitif değerde. Başlangıç noktasının solunda kalan bütün noktalarsa negatif olur. Buna göre formülümüzü yazalım. 1 bölü odak uzaklığı. Odak uzaklığının 20 cm olduğunu biliyoruz. Ancak gördüğünüz gibi asal odak başlangıç noktasının solunda. Bu nedenle burası eksi 20 olur. Şimdi de denklemin diğer tarafını yazalım. 1 bölü görüntü uzaklığı. Görüntü uzaklığının işaretini belirlememize gerek yok. Çünkü bu değerin kaç olduğunu bilmiyoruz. Sorunun cevabını bulduğumuzda işareti de öğrenmiş olacağız. Son olarak da 1 bölü u değeri var. Bildiğiniz gibi u değeri cismin yer aldığı noktayı ifade eder. Cisim de sol tarafta yer aldığından bu değer de negatif olur. Yani 1 bölü eksi 5. Bunu bulduğumuza göre birkaç basit matematiksel işlemle sonuca ulaşabiliriz. Burada V değerinin kaç olduğunu bulmamız gerekiyor. V değeri pozitif çıkarsa bu noktanın sağ tarafta yer aldığını söyleyebiliriz. Ancak V değeri negatif çıkarsa V noktası sol tarafta yer alır. Bu şekilde V değerinin işaretini rahatlıkla bulabiliriz. V değerini bulduktan sonra da bu değeri buradaki formüle yerleştirerek görüntü boyunu bulabiliriz. Benzer şekilde görüntü boyu pozitif çıkarsa bu durumda görüntü boyunun asal eksenin yukarısında yer aldığını ve görüntünün ters çevrilmediğini söyleyebiliriz. Buradan da görüntünün sanal bir görüntü olduğunu anlayabiliriz. Ancak görüntü boyu negatif çıkarsa bu durumda asal eksenin aşağısında yer alır. Yani ters çevrilmiş bir görüntüdür. Bu da görüntünün gerçek bir görüntü olduğuna işaret eder. Sadece formüldeki değerlerin işaretlerini belirleyerek görüntülerin bütün özellikleri hakkında fikir sahibi olabiliriz. Şimdi de başka bir örneğe bakalım. Bu sefer elimizde dış bükey bir ayna var. Cisim bu örnekte de aynanın önünde. Bu noktada videoyu durdurup değerlerin işaretlerini belirleyerek ayna formülünü yazmayı deneyebilirsiniz. İlk olarak kutbumuzu belirleyelim. Burası başlangıç noktası. Işının yansıdığı yönün pozitif olması lazım. Cisim ve aynanın grafik üzerinde hangi noktalarda yer aldığını bildiğimize göre, ışının sola doğru yansıyacağını söyleyebiliriz. Yani başlangıç noktasının solunda kalan tüm noktalar pozitif olur. Başlangıç noktasının sağında kalan noktalarsa negatif olur. Buna göre 1 bölü f değerini yazalım. Yani 1 bölü odak uzaklığı. Odak uzaklığı asal odağın yer aldığı noktayı ifade eder. Gördüğünüz gibi asal odağımız pozitif tarafta. Bu durumda burası 1 bölü 15 olur. Şimdi de 1 bölü v değerine bakalım. Bu örnekte de v değerinin kaç olduğunu bilmiyoruz. Son olarak da 1 bölü u değerini ekleyelim. U değeri cismin yer aldığı noktayı ifade eder. Gördüğünüz gibi bu nokta negatif tarafta. Yani burası 1 bölü eksi 10. Böylece formülümüzü yazmış olduk. Buna göre V değerini bulabiliriz. V değerini bulduktan sonra pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu belirleyebiliriz. Önceki örnekte olduğu gibi V değerini bulduktan sonra görüntü boyunu da rahatlıkla bulmamız mümkün. Bir sonraki videoda daha karmaşık örneklere odaklanacağız.